Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Örümcekli yıldız lif çalışmamızın üzerine minik minik çiçeklerimizi örüp yerleştiriyoruz ve lifimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Evet lif ipiyle ördüm. Elinize uygun 2 ya da 2,5 ya da daha küçük numaralı tığlar kullanarak lifimizi çalışabilirsiniz. Kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek lifimizi örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. İlk zincirimin olduğu yere gelerek birleştiriyorum ve bir tane zincir çekerek buradaki yuvarlağıma kapatıyorum. İpimi uzatarak birinci fıstığım için örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa başını doluyorum. Dolgun isteyen arkadaşlarım 4 defa yapabilirler. Tutuyorum. ipimi kapatıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 defa alıyorum. İpimi şu şekilde bakınız tutuyorum. Tutmuş olduğum ipimle bir defa örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. kez tekrar aynı yere giriyorum. Elimle şöyle tutuyorum bakınız iki parmağımla arasından geçiyorum ve buradaki kalan ipimle kapatıyorum. Bir tane zincirimi araya çekiyorum ve ipimizi alttan şu şekilde gizleyerek 3 tanesini ördüğümüz fıstıklardan 3 tane daha yapmaya devam ediyorum. Giriyorum 1 2 ve 3 tutuyorum. Aradan geçerek kapatıyorum. Bir tane zincir. 1 2 ve 3. Tutuyorum. Aradaki ipimle kapatıyorum. Bir zincir araya çekiyorum. 5 tane fıstığımı ördüm. 1 2 3. Yeniden çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum 6 tane fıstığımı tamamladım fıstıklarımızın altısını ördükten sonra şuradaki ipimizi sıkıştırarak aradaki boşluğu kapatıyorum şuradaki bakınız ilk başlangıç zincir çektiğim ipimi bir zincirimizi çekmiştik başlangıçtaki ilk fıstığımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve ortadaki göbeğimizi bu şekilde hazırlamış oluyoruz bir tane zincirimi çekip kapadım ipimi uzatıyorum. Şimdi dilimlerimizi örmeye başlıyorum. 1 2 3 Bir tane fıstığımı yaptım. Arasından geçerek ilmeklerimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar uzatıyorum. 1 2 3. kez Fıstığım için ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine geliyorum. Bu kez kapamıyorum. Bakınız açık duruyor. Birinci fıstığı kapatıp ikinci fıstığımızı kapatmayalım. Hemen dibine batıyorum. İlk fıstığımızın 2-3 defa alıyorum. İkinci fıstıkla üçüncü fıstığımızı aynı anda kapatıyoruz. Ve bakınız ilk grubumuzu oluşturduk. Kapadıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum aralarımız için. Ve diğer alttaki ikinci fıstığımın üzerine batarak aynı işlemimi tekrar ediyorum. Tığımı başını dolayarak giriyorum. 1, 2 ve 3. Birinci fıstığımızı kapatıyoruz. Aradan geçiyorum ve bir tane zincir üzerine ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar 1, 2 3 açık fıstık kapatmıyorum tığımın başını doluyorum bakınız ilk başlattığımız yerdeki yani kapadığımız fıstığımızın dibine bir tane daha fıstığımızı örüyoruz 2 ve 3 her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bu şekilde 6 tane olan aşağıdaki dolgularımızın üzerine birer tane bu gruplarımızı oluşturuyoruz. Bakın yıldız lifimizi oluşturmaya başlıyoruz. Lifimizi 6 gruba ayırdık ve birinci sırayı ördüm. Şimdi ikinci sırayı artışlarımızı yaparak örmeye devam ediyorum. Bakınız şuradaki iki tane dolgumuzun yan tarafındaki bölüme giriyorum. Artış yapacağımız için İlk sıralarımızı her grubun başındaki ilk sırada bir tane kapalı fıstığımızı yapıyoruz. İlmeğimi çekiyorum ve başlıyorum. 1, 2 ve 3. Çekiyorum içerisinden. Kapatıyorum ve bir zincir. Bakınız her grubumuzun başında mutlaka bir tane kapalı fıstığımızı çalışıyoruz. Üzerine ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3. Kapamadan açık tutuyorum. Hemen dibine 1, 2, 3 1 ileriye 1 2 3 3 tane açık fıstığımı çalıştım. Tutuyorum elimle, çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir. Artış yapacağımız için bakınız, kapalı kapalı dolgumuzla başladık. Hemen üzerine bir tane açık, dibine bir tane açık ve bir ileri 3 tane açık fıstığımızı çekerek kapadım. Şimdi tepe noktasına bir tane açık fıstık ve hemen dibine bir tane daha açık fıstık yapıp iki tane açık fıstığımızı aynı anda kapatıyoruz. Başlıyorum. 1 2 ve 3. Dibine batıyorum. 1 2 ve 3. Her ikisini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bakınız ilk grubumuzu bu şekilde oluşturduk şurada tepe noktasında bir tane fıstığı görmekteyiz her grubumuzun birinci sıramızda ikinci sıramıza başladık ve bakınız iki tane yatay fıstığımızın olduğunu görmekteyiz her ördükçe yukarıdaki fıstık sayımız artarak devam edecek artışlarımızı yaptığımız bölümlerde hemen tığımın başını yine doluyorum ve birinci fıstığımı örmek için batıyorum 1 2 3 grup başı olduğu için fıstığımı kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Üzerine bir tane açık fıstık 1 2 3. Dibine bir açık fıstık 1 2 ve 3. Bakın ikinci açık fıstığımız, üçüncü açık fıstığımız ise fıstığımızın yatay halde duran fıstığımızın diğer ucuna bakınız. Şuradaki uç kısmına girerek diğer 3. fıstık grubumu da oluşturuyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum üçünü. Kapatıyorum bir zincir. Tekrar ilmeğimizi atıyorum. ipimizi yarımlamayalım dikkat edelim. 1 2 3 bir tane açık fıstık ve hemen dibine batıyorum. 1 2 3 İki tane açık fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra grubumu tamamlıyorum. Eğer toparlayacak olursa zincir sayınızı 2 ya da 3 olarak örebilirsiniz. Benim elim normal olduğu için bir tane zincir yeterli olmakta. Diğer grubumuzu başlıyoruz. Yine aynı şekilde kapalı fıstıkla başlatıp şu iki tane grubumuzda ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve sıra başına kadar aynı şekilde örerek devam edelim. Evet sıramızı tamamlayarak geldim. Şöyle baktığımız gibi iki tane fıstıklarımız yatay halde görülmekte. Öreceğimiz sıramızda yatay fıstıklarımızın sayısı 3'e çıkacak. Yeniden grup başında artışımızı yaparak başlıyoruz. Eğer zincirlerimiz bakınız yeterli olmaz eliniz sıkıysa iki tane çekebilirsiniz benim bir çektiğim yerde. Hemen grubumun başına geçiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum ve ilk kapalı fıstığımı örmek için doldurmaya başlıyorum. 2 ve 3. Bakınız birinci fıstığımı geçiyorum içerisinden kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar uzatıyorum bir tane tepesine bir iki üç açık fıstık kapamadan bir dibine bir iki üç bir ileriye bir 2 3 3 tane açık fıstığımızı şu şekilde tutuyorum. İçerisinden geçiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimizi çektikten sonra hemen ipimizi yeniden uzatalım. 1 2 3 tepesine, dibine 1 2 3 ileriye 1 2 ve 3 3 tane açık fıstığımı çekiyorum ve kapatıyorum şu şekilde bakınız tepe noktasında iki tane fıstığımız oldu şimdi üçüncü fıstığımızı yapmak için grubumuzun son dolgularını yapmaktayız 1 2 3 ve hemen dibine 1 2 ve 3 çekiyorum Kapatıyorum. Bir tane zincir. Bakınız üç tane yan fıstığımız oldu. Ve artışlarımızı bu şekilde başlatmış olduk. İkinci grubumuza geçiyoruz. İkinci grubumuza tığımın başını doluyorum. Tepe noktasına girerek batıyorum. Bir, iki ve üç. Grup başı olduğu için hemen grup başımızdaki fıstığımızı kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üzerine açık fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 2 ve 3. Hemen dibine 1, 2 ve 3. 1 ileriye. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Üç. 3'ünü aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir. Tekrar ipimi uzatıyorum. 1, 2, 3. Açık fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3. İleriye 1, 2 İpimi yarımladığım için hemen düzeltiyorum. Şu şekilde ipimizin yarımlandığı zaman hemen müdahale edelim. Örgümüz bozulmasın. 2 ve 3 üç. 3'ünü aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Hemen tekrar tepesine ve dibine yaparak bitiriyoruz. 2 tane son. İki açık fıstığımı alıyorum, grup sonunda bir tane zincirimi çekerek kapatıyorum. Bakınız, bu şekilde istediğimiz e, uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Artışlarımızda grup başında ilk önce bir kapalı fıstık, diğerlerini açık olarak üçer üçer toparlayıp örüyoruz. En sonda ise bir tepesine bir dibine şeklinde iki açık fıstığımızla gruplarımızı örerek ilerletiyoruz. Şimdi örmeye devam edelim. Bakınız, üç tane fıstık grubumuzu ördüm. İlerletelim biraz daha lifimizin orta kısmını halen büyütmeye devam ediyorum. Bakın şu tepelerdeki yatay halindeki fıstıklarımızdan sıra sayımızı öğrenebiliriz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinciyi tamamlamak üzereyim. Ben bir sıra daha örmek istiyorum ve altı tane fıstığımız yatay hale geldiği zaman orta kısım yeterli olacak. Daha sonra artmaları bırakıp eksilme işlemimize başlayacağız. Şimdi şuradaki aradaki zincirlerin fazla olmasına ben hoşlanmıyorum. O yüzden çok fazla iki yani üçten fazla zincir çekmiyorum. Ama eliniz çok sıkıysa üç tane de çekebilirsiniz. Ben ya bir ya iki şeklinde ayarlamalarımı yapıyorum. O şekilde devam ediyorum. Aranın uzun bir şekilde boş olmasını çok hoşlanmıyorum. Yani o yüzden siz de elinizin ayarına göre eğer çok sıkıysa eliniz 2 ya da 3 zincirimizi çekebilirsiniz. Evet şimdi örmeye başlıyorum. Bakın zincirimi çektim. 2 tane zincirim var. Hemen geçiyorum buraya. Aşağı kısımlarda birer tane zincir çekmiştim. Evet şimdi şöyle uzatıyorum. 1 2 3 halen artışıma devam ettiğim için ilk fıstığımı kapatıyorum ve üzerine hemen uzatarak 1 2 ve 3 dibine 2 ve 3 bir ileriye 1 2 3 3 açık fıstığımı örüyorum bakınız 3 tane hemen içinden geçtiğimi de kapatıyorum tekrar 1 2 3 dolgun durmasın daha fazla dolgun olmasını istiyorsanız 4 defa da sarabilirsiniz tamamen zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz kesin tabii ki hiçbir şeyin kesin kuralı yok tamamen zevke uygun olarak çalışalım tepeden bir ileri ve kapatıyorum bir zincir uç noktaya kadar örerek geldim en sonu ise 1 2 3 aynı yere giriyorum hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen giriyorum bakınız yuvanın içine ve diğer dilimimizde bu şekilde tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6. Toplamda yatay fıstıklarımız tamamında 6 olsun. Bir sonraki sırada eksilme işlemimize başlayalım. Lifimizin orta kısmını 6 sıra artış yaparak tamamladım. 2 4 6. Artık bu sıradan sonra eksilme işlemimize başlayalım. Eksilme işleminde bakınız şu şekilde yapıyoruz. Zincirlerimi çekiyorum hemen diğer tarafa geçiyorum şu an bütün lifimiz eşit bir şekilde altışar altışar bütün dilimlerimizdeki fıstık sayısı hemen uzatıyorum 1 2 ve 3 bakınız artış yapmadığım için ilk fıstığımı kapamıyorum hemen yanındaki yuvaya girerek bir tane daha fıstık yapıyorum İki tane açık fıstığımı çekiyorum ve daralma işlemini bu şekilde başlatıyorum bir zincirimi çektim 1 2, 3. Aradaki bütün fıstıklarımızı üçer üçer alarak ilerliyoruz. Yani üçlü gruplar halinde. 1, 2, 3. Hepsini çekiyorum. Sona kadar bu şekilde üçerli gruplar halinde ilerleyelim. Dibine batıyorum. 1, 2 ve 3. 1 ileri, ve 3 çekiyorum ve kapatıyorum bir zincir. Uç noktamıza kadar devam ettim. Şimdi son olarak 3 tane fıstığımızı dolduracağız. Bak kızım 1 2 1 de uç kısma 1 2 3 aldım. Hemen dibine batıyorum ve bir sonraki bölümüme batıyorum. 1 2 ve 3 hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum zincirimi çekiyorum bakın sonda iki tane olarak alıyorduk burada üçümüzle tamamlıyoruz yani artışımız hem baştan hem de sondan bakınız işlemlerimizi farklı olarak yapıp azaltmış oluyoruz bir önceki sıramızda artışları yapmıştık bu sıramızda azalma işlemine geçtik bakınız yukarıdaki tepedeki fıstık sayımızın 5'e düştüğünü görüyoruz 1 2 3 4 ve 5 şu şekilde azalma işlemimizi başlattıktan sonra aralardaki geçiş yerine örümceklerimizi yaparak geçelim bir tane örümcek uzatıyorum ikinci örümceğimi aynı şekilde uzatıyorum her iki grup arasındaki bağlantı yerine gelerek batıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar örümcek yapıyorum iki tane üst üste bakınız ilk örümceğimizi bu şekilde başlattık tığımın başını doluyorum başlangıçta 2 açık fıstığımızı alarak kapatıyorum. 1 2 ve 3 2 açık fıstığım hemen çekiyorum ve kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra üzerine fıstığımı örüyorum. Aradaki tamamen üçerli üçerli fıstıkları alarak ilerleyeceğiz. Üçüncü fıstığımı yapıyorum, çekiyorum ve kapatıyorum. Sona kadar üçerli üçerli örelim. Diğer e, geçiş yerimizde de iki tane örümcek araya batalım, iki örümcek üst üste hazırlayalım. Üç tane açık fıstığımı yapıyorum, çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Ve bakınız burada da yine aynı şekilde bir iki üç dört beş tane e, fıstığımızın olduğunu görüyoruz. Örümceklerimizi bir diğerine üzerine yapıyorum 2 aradaki zincirime batıyorum tekrar uzatıyorum bir bir tane daha uzatıyorum iki örümceğimi üst üste ayarladıktan sonra araya giriyorum ilk başlangıçtaki yuvaya ve bu şekilde başlangıç olarak iki tane açık fıstığımı yapıyorum 2 ve 3 üç. üçer üçer alarak devam ediyorum sıramızı tamamlayalım eksilme işlemini yapmış olduğumuz ilk sıramızı tamamladık şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz İkinci sıramıza başladığımız şekilde diğer sıralarımızı da eksilterek yukarıya doğru iniyoruz bakınız genişlerken 1 2, 3, 4, 5 diye genişlediğimiz gibi aynı şekilde yukarıya doğru da eksilme işlemimizi üçgen bir şekilde tamamlayacağız. Hemen ikinci örümceğimi alıyorum ve batıyorum bakınız. İlmeğimi uzatıyorum, başını doluyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir hemen tepesine bir tane açık fıstığımı örüyorum 1 2 ve 3 dibine bir açık fıstık 1 2 3 hemen ileriye bir açık fıstık 3 tane açık fıstık olarak sıramızı tamamlıyoruz bir zincir sona kadar bu şekilde işlemimizi devam ettiriyoruz üçer üçer açık fıstıklarımızı örelim bir ileriye. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir. En son bakınız grubumu örmekteyim. iki tane açık fıstığımı yaptım. Hemen bakınız örümceğimin başladığı yere gelerek batıyorum. Bitiş yönündeki 3 tane açık fıstığımı tek seferde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tepe noktasından saydığımız zaman 1 2 3 4 bir tane daha azaldık. Şimdi örümceğimizi yeniden yapalım. İki örümceğimi çekiyorum. Alttaki örümceğin ortasına gelerek batıyorum. Hemen örümcek için yeniden ilmeğimi uzatıyorum. 2 tane üst üste olacak şekilde örüyorum. Diğer örümceğimin tam ortasına batıyorum ve buradan da uzatıyorum bir tane de üzerine Evet şu şekilde bakınız 1 2 3 aşağıki sırada 1 ve 2 olarak yapmıştık şimdi tığımın başını doluyorum hemen örmeye başlıyorum bakınız şuradan itibaren ölüyorum örümceğimin olduğu yere giriyorum ve başlıyorum örmeye 1 2 3 yanındakini örüyorum başlangıçta iki defa sarıyoruz çekiyorum aradan çıkıyorum kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra grubumuzun başına bu şekilde başlatmış oluyorum ve diğer gruplarımızda aynı şekilde yapalım ve yukarıya doğru daralma işlemini gerçekleştirelim Son sıramıza kadar lifimizi örerek geldim. En son örümceğimi ördüm. Bakınız bir tane daha şu şekilde katını yapıyorum. Kapanışımı diğer rengimle yapmak istiyorum. Kirpiklerimi ve son sıramı yavru ağız rengimle çalışıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Diğer beyaz ipimi kesiyorum. Ve örmeye başlıyorum. Dilerseniz şöyle bir tane de düğüm atarak risk almamış olursunuz. Elimizi bağladıktan sonra bakınız yatay halde duran bir tane fıstığımızın bir başlangıcında bir de bitişinde gözümüz var. Her ikisini de açık olarak 3 3 olarak dolduracağız. Yani üçer üçer başını saracağız ve kapanışını şu şekilde piramit gibi kapatacağız. Evet ilk önce batıyorum. Grubumun başlangıcı olduğu için hemen şöyle tutuyorum. İlk yuvanın içerisine doldurmaya başlıyorum. 1, 2, 3. Hemen diğer uç kısmından 1, 2 ve 3. Her ikisini kapatıyorum. Bakınız uç kısmımızı bu şekilde kapattık. Bir zincirimi çektikten sonra bir tane örümceğim için uzatıyorum. Ve örümceğimi kapadım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 aynı yere batıyorum. 3 tane 4 zinciri yaparak bakınız kirpiğimizi oluşturduk. Kirpiğimizden sonra bir tane örümceğimi uzatıyorum Yan taraftaki devam eden örümceklerimin ortasında bakınız bulunan kısma gelerek batıyorum. Tekrar bir örümcek için uzatıyorum. 1 2 3 4 4 zincirle kirpiğimizi çalışmaya başlıyoruz. 3 defa tekrar ediyoruz. Aynı yere batıyorum. Kirpiğimi ördükten sonra yeniden bir tane daha örümceğimi yapıyorum. Diğer tarafa geçerek hemen batıyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dibine batıyorum. 3 tane 4 zincirden oluşan kirpiğimizi ördükten sonra bir tane örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum. Bir sonraki bölümün tam ortasına gelerek batıyorum. Tekrar örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum ve bu şekilde şuradaki ikinci dilimimize kadar örerek gelelim bir uçtan başlamıştım 1 2 3 4 5 6 7 kirpiğimizi ördüm bakınız bir tane örümceğimi yapıyorum kirpik sonrasında hemen şuradaki köşemizi kapatmak için hazır bir halde doldurmaya başlıyoruz birinciyi doldurdum ikinci fıstığım için yeniden devam ediyorum bakınız her ikisini kapatıyorum ucumuzu bu şekilde kapadık bir zincirimi çektikten sonra bir örümceğimi uzatıyorum 1 2 3 4 zincir hemen dibine batalım şöyle dibine battığımız zaman daha muntazam olacaktır tekrar 1 2 3 4 aynı yere batıyorum 1 2 3 4 aynı yere battım bir tane örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum ve hemen yanındaki bakınız örümceğimin tam ortasına gelerek batıyorum bir tane daha ilmeğimi uzatıp örümceğimi yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 ipimizi yarımlamayalım 4 tane zincirimizi kapadıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum örümceğimin ilk dilimini örüyorum ilk grubunu batıyorum ikincisini uzattıktan sonra üzerine kirpiklerimi çalışarak sıramızın başına kadar geliyoruz başlangıç yerimize kadar örerek geldim en son kirpiğimizi ve örümceğimizi yaptıktan sonra şuradaki bakınız iki fıstığımızın tepe noktasına gelerek batıyorum ve buradan bir sık iğne ve bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve çiçeklerimizi örmeye başlayalım süslemelerimiz için. Lifimizin çiçeğini yapmak için zincirimizi çekerek başlayalım. Ben 50 tane zincirimi çekiyorum ama zincirlerimizi biraz rahat çekiyoruz bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 olana kadar çekelim. 50 tane zincirimi çektim. Yaklaşık bir karış kadar e, zincirimiz oldu. Hemen geri saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bir tane kutucuğumuzu buraya hazırlıyorum 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir zincir atlayıp diğer zincire batarak bir trabzan örüyorum ve kutucuklarımı oluşturuyorum iki zincir yukarıdan çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane zincir atlıyorum ikinci zincir içerisine batarak ikili bir trabzan örüyorum 1 2 yukarıdan 2 zincir tığımın başını doluyorum bir tane zincir atlayarak ikinci zincirime batıyorum 2 zincir bir aşağıdan atla ikincisine bat şekliyle bütün zincirlerimizi örerek tamamlayalım. Bu sıramızda sadece kafeslerimizi oluşturalım. Şöyle görelim. Zincirlerimizin üzerine batarak kafeslerimizi ördük. Şimdi en son kafesimi yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Hemen ilave ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Ve ilk kafesin içerisine gelerek batıyorum kenardaki zincirlerimi 8 zincir ilk kafesimin içerisine battım. Tekrar 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincirimi çekiyorum. Aynı kafesin içerisine batıyorum ve kapatıyorum. Bakınız bir kafeste 2 tane 8 zincirlik bölümümüz oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim. Bir sonraki kafesimin içerisine girerek kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 aynı kafes içerisine giriyorum. Bakın şu şekilde. Diğer kafesten yanındaki kafese 8 zincirle geçtim. 8 tane zincirimi çekip tekrar aynı kafese battım. Şimdi bir daha yapalım. Bakınız yandaki kafesteyiz. Bir sonraki kafesin içerisine girişimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimi ördüm. Diğer kafesin içerisine gelerek batıyorum. Burada kafesin içerisindeyken 8 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki kafesimin içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakınız aynı kafes içerisine batıyorum. Bir yan kafesten geliyorum. Bir tane de e, kafesin içerisindeyken çekmiş olduğumuz zincirimi aynı kutucuğun içerisine batarak örüyorum ve sıranın sonuna kadar bütün kutucuklarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. En son kutucuğumuza gelene kadar tamamını ördüm. Bakınız her kutucuğumuza iki defa şu şekilde görüntümüz oldu bir yan kutudan geldik. Bir aynı kutunun içerisindeyken örerek battık. Şöyle bakınız. Baştan sona kadar işlemlerimizi tekrar ederek geldim. En son bir tane zincirimizi çekelim ve ipimizi kesip şu şekilde çekelim. İpimizi biraz fazla keselim. Kendi ipiyle dikmek için lazım olacak. Hemen iğnemizi takalım. iğnemizi taktım. Şuradaki ipimizi İçeriye doğru gizleyelim. Başlangıçtan kalan ipimizi ilk trabzanımızın ardından gizliyorum. Kesiyorum. Şimdi bakınız şu şekilde ipimin takılı olduğu kısım ortada kalacak şekilde çevirmeye başlıyorum. Bakınız. kendi etrafında çeviriyorum. Elimizle tutalım. Çevirmemiz tamamlanmadan buraya bir sabitleme dikişi atalım. İkinci kez tekrar çıkıyorum. Kıvırdığım yerden ve tekrar kıvırmaya devam ediyorum. İpimiz aşağıda Evet bakınız şu şekilde tamamlandı. Arkasını çevirelim. Açılmayacak şekilde arkasından sabitleyelim. Evet şöyle görelim. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi ipimizi koparmadan kullanmak istediğimiz yere takalım. Çiçeklerimizi şu şekilde dikerek e, lifimizin üzerine yerleştirelim. Lifimizin bir bakınız genişleyen yerine bir daralan yerine bir genişleyen bir daralan yerine şeklinde dikelim. E, sonrasında ortaya da aynı şekilde aynı modelimizle yeşil olarak ördüm. Ortaya da bu yeşilimizi dikelim. Evet sevgili arkadaşlar hazırlamış olduğumuz çiçeklerin bir tanesini uç kısmına bir tanesini biraz daha ortaya yakın dikerek tamamladım. Bakınız uç kısımda, ortada, uç kısımda, ortada şekliyle birer birer yerleştirdik ve bu şekilde lif çalışmamız sona erdi. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.